Merhaba arkadaşlar. Elektrokimyasal pillerle ilgili uygulamalarımızın ikinci videosundayız. Bu videoda da pillerle ilgili uygulamalar yapmaya devam edeceğiz. İlk örneğimiz der ki aşağıda net tepkimesi verilen galvanik hücrenin ki galvanik hücre dediğimiz pildir ama ben bir daha yazayım. Bununla ilgili belirtilen soruları yanıtlayınız diyor. Şimdi tepkimeye bakalım. Ne olmuş? Alüminyum iyonları ha bir kere pil sisteminden bahsettiğimize göre bu tepkime istemli bir tepkimedir. Önce onu bir söyleyelim. Ve bu istemli tepkime sırasında magnezyum atomları yükseltgenirken alüminyum iyonları indirgenmiş. Demek ki şöyle bir şey olmuş. Ee, magnezyum Magnezyum artı 2 iyonlarına yükselt gelmiş. Yani bu anottaki değişim, anot elektrot ya da anot yarı hücresindeki değişim. Katotta ise alüminyum artı 3 iyonları elektron alarak indirgenmiş arkadaşlar. Denklem bana bunu anlatıyor. Şimdi şematik gösterimi nasıldır? Önce anotu yazıyorum. Alüminyum değil, magnezyum atomları. Magnezyum artı 2 iyonlarına yükselt gelmiş. Anotta Araya bir çift çizgi koyuyorum bu tuz köprüsünü belirtiyor. Katotta ise alüminyum artı üç iyonları alüminyum atomlarına indirgenmiş. Anot ve katot elektrotlar hangileridir? Anot elektrotumuz yükseltgenmenin olduğu magnezyum elektrottur. Katot elektrotumuz ise indirgenmenin olduğu alüminyum elektrottur. Bu metallerin yükseltgenme potansiyelleri arasındaki ilişki yani elektron verme eğilimleri. E denkleme baktığımda magnezyum elektron veriyor ve yükseltgeniyor. Bu demektir ki magnezyumun yükseltgenme potansiyeli alüminyumun yükseltgenme potansiyelinden daha fazladır. Hatta bu metalik aktiflikleri arasındaki de aynı zamanda ilişkiyi gösterir bana. İyonların indirgenme potansiyeli. Şimdi denklemden de bakabilirsiniz bunu arkadaşlar. Bakınız magnezyum yükselt gelmiş. Bu sırada alüminyum artı 3 iyonlarını indirgemiş. O zaman alüminyum artı 3 iyonlarının indirgenme potansiyeli magnezyum artı 2 iyonlarının indirgenme potansiyelinden daha fazladır diyebilirim. Ya da magnezyum daha aktif elektron verme isteği daha fazla. O zaman benim onu indirgemem daha zordur. Alüminyumun aktifliği az olduğuna göre Alüminyum iyonlarının indirgenmesi daha kolay olacaktır, magnezyum artı iki iyonlarının indirgenmesine göre. Bir metalin e, yükseltgenme potansiyeli ne kadar fazlaysa, bu metallerden oluşan katyonlarda aktifliği fazla olan iyonun indirgenme potansiyeli daha küçük olacaktır arkadaşlar. Bir başka sorumuz der ki şekildeki galvanik hücre çalışırken tuz köprüsündeki anyonlar birinci kaba doğru hareket ediyor. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Bir kere tuz köprüsündeki anyonlar anot elektrota ya da anot yarı hücresine gider. Çünkü anot yarı hücresinde artı yüklü iyonlar oluşur ve onun ötürlemesi lazım. Bu bana şunu anlatır. Birinci kabım anot yarı hücresi, ikinci kabım Katot yarı hücresi demektir. Çünkü birinci kapta yani anot kabı olan birinci kapta şöyle bir şey oluyor demektir. Buradaki magnezyum elektrot üzerinde bulunan atomlar elektron vererek magnezyum artı iki iyonlarına yükseltgeniyordur. Bu çözeltiye magnezyum artı iki iyonları geçtiği için bu artı yükleri nötrlemek adına tuz köprüsündeki eksi yüklü anyonlar buraya gelmiş demektir. Yani birinci kabımız anot. Bu durumda burada verilen elektronlar çinko elektrota geliyor demektir. Bu gelen elektronlar da çinko artı iki iyonları tarafından alınıyor. Ve ikinci kapta yani katot olmak zorunda zaten katot yarı hücresinde çinko artı iki iyonları suda bulunan gelip gelen elektronları alıp metalik çinkoya ya da çinko atomlarına indirgeniyor demektir. Pil tepkimesini yazmak için bunları toplamam lazım. Alınan verilen elektron eşit. Dolayısıyla bizim pil tepkimemiz arkadaşlar ya da hücre tepkimesi. Magnezyum metali var. Çinko artı 2 iyonları vardı. Bunların istemli olarak gerçekleşen tepkimesinde magnezyum atomları magnezyum artı iki iyonlarına yükseltgenirken çinko artı 2 iyonlarını şunu düzelteyim çinko atomlarına indirgiyor demektir. Dış devrede elektronlar arkadaşlar nereden nereye gidiyordu? Anottan katota doğru hareket ediyordu. Yani elektrot üzerinden söyleyebilirim. E, Mg elektrottan ZN'ye doğru diyebilirim. Ya da birinci kaptan ikinci kaba doğru diyebilirim. İkisi de kullanılır sevgili arkadaşlar. Elektrotların kütlesi. Şimdi birinci kaba baktığımda magnezyum atomları elektron vererek magnezyum artı iyonlarına yükseltgendiğine göre buradaki atomlar elektron verip çözeltiye geçtiğine göre Anot elektrot olan magnezyumun kütlesi zamanla azalır. Çinko elektrot üzerinde ise iyonlar gidip metalik hale döndüğü ve o elektrot üzerinde toplandığı için çinko elektrodun kütlesi zamanla artar. İkinci kapta çinko iyonları indirgendiğine göre çinko iyonları derişimi zamanla ikinci kapta azalır arkadaşlar. Şimdi e, az önceki sorumuzun bir de E seçeneği var, onu oraya sığdıramadım. Pil çalışırken diyor, magnezyum elektrodun kütlesi 4,8 gram azaldığında, çinko elektrodun kütlesi kaç gram artar? Bu tür bir soru da pil tepkimesini yazmanız lazım. Ki birinci kap bizim anot kabımızdı, ikinci kap katot kabımızdı. Hemen ben pil tepkimesini yazayım. Önceki e, slide'da ya da gösterimde vardı ama magnezyum metali magnezyum +2 iyonlarına yükseltgeniyordu. Daha aktifti çünkü. Bu esnada ikinci kapta bulunan çinko artı +2 iyonları elektron alarak metalik çinko'ya indirgeniyordu. Denklemimiz bu. Baktığımızda zaten hepsinin katsayısı bir. Şimdi magnezyum elektrot anot olduğu için kütlesi azalacak. Bu esnada çinko elektrodun kütlesi de artacak çünkü katot. 4,8 gram. Şimdi magnezyum 24'müş arkadaşlar. 4,8'i 24'e böldüğümde 0,2 mol çıkar. Yani magnezyum elektrodun kütlesi 0,2 mol azalıyormuş. Bu 0,2 mol ise. E baktığımda her 1 mol magnezyum metali tepkimeye girip kütlesi azaldığında 1 mol çinko metali açığa çıkıyor. Yani kütlesi 1 mol artıyor. O zaman bunun 0,2 mol azalması, bunun da 0,2 mol kütlesinin arttığını gösterir. Ya da miktarının arttığını gösterir diyeyim. 0,2 mol artar diyeyim. Ne yapacağım? Gram olarak sorduğuna göre 0,2 ile mol kütlesi olan 65'i çarparsanız 13 çıkar. 13 gram Zn elektrodun kütlesi artar diyoruz. Ve bu tür bir soruyu çözmek için pil tepkimesini yazmanız lazım. Çünkü alınan verilen elektronu eşitlemek için bazen katsayılarla da çarpıyoruz. Aklınızda bulunsun burada çarpmadık ama. Üçüncü örneğimiz. Der ki X ve Y metal elektrotlarla X artı 2 ve Y artı 3 iyonlarını içeren sulu çözeltilerle bir pil hazırlanmış ve şeması aşağıdaki gibiymiş. Buna göre soruları yanıtlayınız diyor. Şimdi baktığımda x'ten x artı 2'ye geçiş olmuş. Yani yükseltgenme var. O zaman bu anotu gösterdi bana. X atomları x artı 2 iyonlarına yükseltgeniyormuş. Y artı 3 iyonları ise metalik y'ye indirgeniyormuş. İndirgenmenin olduğu da katot olacak. Hücre tepkimesini yazalım. Ne diyeceğim? X girecek ve x artı 2 iyonlarına yükselt gelecek. Anotta. Y artı 3 iyonları ise katotta metalik Y'ye indirgenecek. Tabi alınan verilen elektron eşit olmalı ya da yük denkliğinin sağlanması gerekir. O zaman Y'leri 2 ile çarpayım ki artı 6 olsun. X'leri 3 ile çarpayım ki artı 6 olsun. Aslında denklemimiz pil tepkimimiz bu arkadaşlar anot ve katot. E baktığımda x yükseltgeniyordu. O zaman anot elektrotumuz x elektro elektrottur. Y'nin bulunduğu kapta indirgenme vardı. Bu durumda indirgenmenin olduğu y elektrot olur. Elektronlar dış devrede arkadaşlar her zaman anottan ki anotta elektron veriliyordu. Katota hareket edecek. E bizim anotumuz kim sevgili arkadaşlar? X. Katotumuz da Y. O zaman X elektrottan Y elektrota doğru. Hop, bunu da yazdık. Hareket eder. Zamanla iyonların derişimleri nasıl değişir? E denkleme baktığımda X yükseltgeniyor ve X artı iyonları olarak çözeltiye geçtiğine göre X artı iki iyonları derişimi zamanla artarken Diğer kapta bulunan Y artı 3 iyonları elektron alıp nötra, e, metalik hale geçiyor. Yani atom haline geçiyor. Demek ki Y artı 3 iyonları derişimi de zamanla azalıyor bu pil sistemi çalışırken arkadaşlar. Evet bu ilk e, videomuzda da e, elektrokimyasal pillerin genel özellikleriyle ör ilgili örnekler yaptık. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.